That's it. Çok sallantılı dermişim. Sana girermişim, anlatırmışım her şeyi. Bekleyin ve görün. Benim her söylediğim şey zaten dillere pelesenk oluyor. Aa. Ama benim herkes çok uzun zamandır peşimde. Mermer gibi bir cildim var yani gerçekten. Taş gibi. Ben belirledikten bir hafta sonra zannediyorum Aleyna tarihini paylaştı. O benim için bir geçiş süreciydi. Aa. Nasıl yani dedim. Hani önce görmek istiyorum. Belki hani beğenmediğim bir yer alayım. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Kerimcan Durmaz şu anda stüdyomuzda. Kerimcan hoş geldin. Hoş bulduk. Ay bu kadar hızlı başlayacağımızı düşünemiyordum bir an. Ben baştan alıyorum. baştan alıyorum. Onu yok sayın. O olmadı. Evet baştan alıyorum. Peşimde şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran, listeleri alt üst eden, dijital platformlarda şu anda bir numara olan, hepsini saymama gerek yok, hepsi yani isim saymama gerek yok. Bir numara olan ve şu anda hafta sonu özellikle ana akım medyada da adından sıkça söz ettiren ilk profesyonel şarkı deneyimiyle Kerimcan Durmaz şu anda stüdyomuzda. Alkışlar ne? İşte böyle olur. Evet. Açılış böyle olur. İşte sen bu. De işini biliyorsun Kadir ya, inanılmazsın. Nasılsın? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum geldiğin için, konuk olduğun için. Tabii ki, ne demek, zevkle. Benim için bir zevk. Harikasın. Eski dostuz. Aynen öyle. İkinci programımız Kerimcan'la. Daha önce de bir radyo programı yapmıştık. Bu arada stüdyoyu nasıl buldun? 3 tane de mikrofon var şu anda yakanda. İnanılmaz. Gerçekten yakamda bir yedek mikrofon, bir radyo için, bir TV için 3 tane mikrofon, bir de önümde var. Aşırı böyle şey kayıt altında hissediyorum kendimi. 4 tane kamera falan. Evet. Ama güzel. Özlemişim bunları. Kerimcan, gerçekten inanılmaz bir rekora doğru gidiyor şarkı. Aynen. İlk profesyonel şarkın ve ondan sonra da olağanüstü bir klip çektin. Böyle olacağını tahmin ediyor muydun? Yani bütün listeleri alt üst edip, çıktığı andan itibaren listeleri alt üst edip, trendlerde bir numara olması ve 3 gün boyunca da bu trendlerden inmemesi, bir numara olmaya devam etmesi. Bunu bekliyor muydun? Bu başarıyı bekliyor muydun? Bu olağanüstü başarı diyeyim daha doğrusu. Müzikteki. Evet. Teşekkür ederim öncelikle. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok fazla emek verdim. Yani hem şarkım için hem klibim için çok fazla çalıştım. Ve ben bir şeye çok fazla fokus olduğumda, onun için çok emek verdiğimde gerçekten hep iyi sonuçlar alıyorum, iyi geri dönüşler alıyorum. O yüzden şarkıma ve klibime dediğim gibi çok güveniyordum. Evet. Böyle olabileceğini, bu noktalara gelebileceğini tahmin ediyordum, bekliyordum diyebilirim. Yani beni şaşırtmadı. Evet. Biz seninle klibi izledik. Arkadaşlar Kerimcan Durmaz'da klibi izledik ondan sonra. Klibi izlediğimizde ağzımız açık kaldı. Dedik ki yani ben dedim ki hani nasıl bir klip? Ya kiminle yaptın? Ne yaptın? Nerede yaptın dedim. Yani bu inanılmaz bir prodüksiyon olmuş dedim. Evet. Ve ikincisi yani benim en çok dikkatimi çeken, ben kendi duygularımı söylüyorum. Dedim ki ya muhteşem bir dans yeteneğin varmış. İnanılmaz dans ediyorsun dedim. Ondan sonra ve klibin sonundaki bomba. Bunların hepsini konuşacağız. Hemen başlayalım sorulara istersen. Tamam, olur. Şimdi bir kere hatırlarsan demiştim ki nakaratı da çok tutacak bunun demiştim. Evet. Demin tuvalette 3 kişi söylüyordu. Çok güzel örnek. Yemin ediyorum sana. Birisi diyordu ki gece gündüz peşindeyim peşinde. Aynen. Bizim aşçı bile söylüyor bu arada yani. Wow, öyle çok söyleyeyim. İyi. Ben de inanılmaz videolar alıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Benim her söylediğim şey zaten dillere pelesenk oluyor. Normal bir kelimem, bir lafım bile insanların ağzına çok takıldığı için. Hani ben şarkım içinde zaten bunu bekliyordum. Ve gerçekten çok catchy, çok akılda kalıcı bir nakaratı var. O yüzden herkesin dilinde şu anda. Evet. Bu arada Kerimcan Durmaz şu anda canlı yayında beni takibe alıyor. Ve hemen aynı zamanda son postu da repost ediyor. Oradaki linkten de bizi izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet. Kerimcan Durmaz'a birisi sordu. Acaba gece gündüz peşimdeler peşimde diyerek kimleri ima ediyor? Aa. Ya peşimde o kadar çok şey var ki aslında ima ettiğim şeyi belirtiyorum da şarkıda. Ama ne diyebilirim bunun için? Ama benim herkes çok uzun zamandır peşimde. Evet. Ve ben hani bu durumdan bazı durumlarda rahatsız oluyorum, bazı zamanlarda mutlu oluyorum.
böyle kendimi yansıtan bir kelime olduğunu düşünüyorum. Çok bana ait olduğunu düşünüyorum. O yüzden peşimdeler, peşimde dedim yani. Ve bak herkesin dilinde şu anda. Evet. Hemen devam ediyoruz. Ağza takılan eğlenceli bir şarkı olmuş. Size gelen yerli veya yabancı geri dönüşler nasıl oldu? Baktın mı yorumlara? Evet, baktım tabii ki. Ve çok fazla reaction videosu izledim. İnsanların çektiği tepki videoları. Bunu zaten şarkım ve klibim çıkmadan önce söylemiştim. Çünkü gerçekten tepki verilecek bir klip ve şarkı bu. Evet. Yani insanların tepkisini görmek çok istiyordum ilk izlediklerinde. Ve çok fazla reaction videosu izledim, çok fazla yorum okudum, mesajlar, storyler, TikTok videoları yani inanılmaz tepkiler. Benim bile şaşırdığım, beklediğim ama gerçekten şaşırdığım tepkiler gördüm. İnsanlar gerçekten çok beğendi yaptığım işi ve bu durumdan çok mutluyum şu anda yani. Ama hemen... hep yani genel olarak olumlu. Başarılı bir iş olduğu için gerçekten emek verildiğini anlayan insanların hep olumlu yorumları var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Şimdi bu süreci de konuşacağız tabii. Evet, yani tabii bu ki. İşte koreografinin çalışılması, işte bu işlerin organize edilmesi, kaç ay sürdü ne oldu bunları da konuşacağız. Tabii ki, tabii ki. Her şeyi anlatacağım. Ama burada gelen sorulardan özellikle sana sorular hazırladım. Hı hı. Mesela bir soru. Aleyna Tilki ile klibiniz ve şarkınız aynı gün yayınlandı. Özel bir nedeni var mı? Yani bu aynı güne denk gelmesi. YouTube'da izlenme sayınız Aleyna Tilki'den çok daha yüksek oldu. Dijital platformlarda ondan daha yukarıda gözüküyorsunuz şu anda. Ve siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı. Bir de bu arada tabii sosyal medya yıkıldı. Evet. Kerimcan mı Aleyna mı? Aleyna mı Kerimcan mı diye. Tamamen senin dışında olduğunu da biliyorum bu evet, arada. Aynen altını öyle. Da Hemen çizeyim. Bir açıklık getireyim. Ben şarkımın çıkacağı, yani klibimin çıkacağı tarihi belirlemiştim 26 Şubat olarak. Ben belirledikten bir hafta sonra zannediyorum Aleyna tarihini paylaştı. Yani şunu söyleyebilirim, ben asla bir kıyaslanma ya da işte yarış durumuna girmek istemiyorum. Aleyna da çok güzel bir iş yapmış, ben onu da çok beğendim ve biz gençler olarak yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dünyada adımızı duyurmaya çalışıyoruz. Ve ben başarılı buluyorum Aleyna'yı. Ve yani böyle kıyaslanması, işte o önüne geçti, o bunun sonuna geçti durumu beni rahatsız ediyor. Hoş bir durum değil. İnşallah bu iyi yerlere gelir Aleyna'nın son yaptığı şarkıda. Ben işte Aleyna'nın işi çok kötü, işte benimki çok iyi, asla böyle bir şey söylemek istemiyorum. Hiç de öyle değil zaten. Onu da çok başarılı buluyorum. İlk şarkısı çıktığında Aleyna'yı ilk destekleyenlerdenim storylerimde. O yüzden başarılar diliyorum kendisine. Peki ben hemen araya bir soru ilave edeyim. Yani tabii. Senin ilk şarkıcılık deneyimin, ondan sonra ilk profesyonel bir işe giriyorsun, farklı bir sektör. Ondan sonra tabii tuttuğun her işi koparan birisin. Onu da biliyoruz. O süreç, mesela Amerika'ya gittin. Ben zannettim ki gezmeye gittin. Halbuki sen oraya çalışmaya gitmişsin. Aynen öyle. Ondan sonra dünyanın en iyi dansçılarıyla çalıştın. En iyi koreograflarıyla çalıştın. Aynı zamanda en iyi ekipleriyle çalıştın. İstersen bunu da bir anlat. İnsanlar bilmeyenler, duymayanlar bunu da bir dinlesin. Nasıl oldu bu süreç? Ve şimdi, o insanlarla bir araya nasıl geldin? Hemen anlatayım. Evet. Ben şunun da altını çizmek istiyorum. Benim bu işimin arkasında büyük prodüksiyon şirketleri, işte ünlü yapımcılar yok. Evet. Ben bunu kendi şirketimden çıkarttım ve kendi başıma bu şarkıyı bir noktaya getirdim. Ve şarkıya çok güvendiğim için, bunun gerçekten iyi bir yere gidebileceğini düşündüğüm için ve bunu sadece hayal ettiğim için hayallerimin peşinden gittim. Ve klibimi çekmek için Los Angeles'a gitme kararı aldım. Arkadaşım Ecem Lawton, aynı zamanda klibimin yönetmeni, yapımcısı ve editörü. Ona şarkıyı yolladım. Dedim ki ben Los Angeles'a gidiyorum bu klibi çekmek için bu şarkının. O da New York'ta yaşıyor ve tek yön biletini aldı. Dedi ki ben geliyorum ve bunu beraber yapıyoruz. Ben de ona çok güvendim. Hiç onun da evet film tecrübesi var, Columbia Üniversitesi mezunu falan ama
Hiç daha önce video klip çekme tecrübesi yok. İlk işiydi onun da. Evet. Ve onunla kafa kafaya verdik ve izlediğimiz, çok hayran kaldığımız bütün video kliplerde kimler var, işte ki, ekibinde kimler çalışmış, kimler dans etmiş, bunları araştırdık. Evet. Ve bu insanlara binlerce mail attık. Ve insanlara ulaştık. Vay. Hepsinden, yani birçoğundan geri dönüş aldık çok istediklerimizden. Toplantılar yaptık, görüştük ve onlar da bana inandılar. Benim bu projeme güvendiler. Benimle olmak istediler. Ve Covid'den dolayı da hepsi zaten çalışmıyor. Ve buna yapma kararı aldık bu işi. Benimle çalışma kararı aldılar ve yaptık. İnanılmaz bir şey ortaya çıktı. Koreograferim bayağı Beyoncé'ye, Dua Lipa'ya, Jennifer Lopez'e koreograf yapmış birisi. Dansçılarım keza en ünlü isimlerle Super Bowl'larda çıkan dansçılar. Evet, evet. O yüzden benim için muhteşem bir süreçti. Çok yani birçok şeyi tecrübe ettim. İlk defa yaşadığım şeyler oldu. O hazırlık süreci, klip günü. Evet. İnanılmazdı. Müthiş bir ekiple çalıştım. Çok profesyonellerdi, çok dakiklerdi. Hı. Yani onlardan çok şey öğrendim diyebilirim. O yüzden çok mutluyum. Ortaya çıkan sonuç beni çok tatmin etti. O yüzden arkasında gururla durabiliyorum yani yaptığım işin şu anda. Süper. Şunu da ispatladın. Bir prodüksiyon firması olmadan da, yapım firması olmadan da insan kendi başına isterse senin yaptığın gibi bu işi başarabiliyormuş. Aynen öyle. Zaten bunu vermek istediğim mesaj, insanlara ilham olmak istiyorum. Yani hı-hı, bir şeyi gerçekten kafalarına koyduklarında, özgür düşündüklerinde yapılamayacak hiçbir şey yok. Evet. Ya yani hiçbir şey imkansız değil. Gerçekten o yapmak istediğin şeyi yapmak istediğinde, buna karar verdiğinde, onun evet, için savaştığında, çalıştığında ortaya çok başka şeyler çıkıyor. Yani bunu herkes yapabilir. Evet. Herkese ilham olmak istiyorum yani bu işimle açıkçası. Aynen. Burada da bu önemli bir mesajdı. Evet. Yeni şarkınız ve klibiniz ile beklentiyi çok yükselttiniz. Bundan sonra kariyerinizdeki, yani şarkıcılık kariyerinizdeki planlarınız neler? Sizi sevenler gece kulüplerinde mi görmeye devam edecek, yoksa yeni şarkılarla beraber başka bir boyuta mı evrileceksin? Şimdi bu benim ilk işim. İlk defa şarkı söylemeyi tecrübe ettim. İlk defa klip çekmeyi tecrübe ettim. Bu süreci tek başıma kendim yönettim. Yani evet, tabii ki arkadaşlarımın desteğiyle, ama büyük firmaların destekleri yoktu. Evet. Bundan sonraki süreçte çok daha profesyonel bir ekibim olacağını düşünüyorum. Hmm. Etrafımdaki insanlarla çok daha iyi ekiplerle çalışabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bir sonraki şarkımın bu şarkımdan daha kaliteli ve daha üst düzey bir şey olmasını hedefliyorum. Bunun için çok fazla çalışacağım ve artık bu sektörde devam etmeyi planlıyorum. DJ olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. O benim için bir geçiş süreciydi. Onu da tecrübe ettim. Şimdiye kadar 1000'in üzerinde neredeyse sahne yaptım ve hepsi sold out oldu. O da benim için çok müthiş bir tecrübeydi. Sahne kültürünü öğrendim. Yani mikrofon nasıl kullanılır, şarkı nasıl söylenir. Bunları öğrendim, bunları tecrübe ettim. Hangi yüzden şarkı tutuyor, hangi tusi tutmuyor. Aynen öyle. Milleti gözlemledin orada. Aynen öyle. Çok evet, önemli bunlar yani. Aynen. Müthiş tecrübe edindim bunları ve ortaya böyle bir şey çıkardım. Ama bundan sonraki hayatımda DJ olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. Daha büyük düşünüyorum. Büyük konserler, hı, büyük turneler. Evet. Aynen. Yani mesela açık hava gibi yerlerde kesinlikle konserler vermek, Bodrum Kalesi gibi yerlerde konserler kapalı vermek. Kapalı da olabilir. Mesela stat falan gibi. Gibi. Üstü açık. Evet. Yurt dışına yerleşme planınız var mı? Millet bunu merak ediyormuş. Neden? Yani gittin ya yurt dışına. Ama sen iş için gittin. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben Los Angeles'ta yaşamak hep çok istedim. Küçüklükten beri hayalimdi. Benim hayallerimin şehri orası. Çok seviyorum. Oranın enerjisi bana çok iyi geliyor. Hı hı. Fakat benim burada bir kitlem var. Benim burada bir ailem var en önemlisi. Hayatımın sonuna kadar orada olmak istemiyorum. Ama yapacağım işlerde, elde etmek istediğim başarılarda orada da olmam gerekecek, burada da olmam gerekecek. Kendimi bir yere
sabitlemek istemiyorum hiçbir zaman. Ben gidip Çin'de de yaşarım, Los Angeles'ta da giderim yaşarım, işte Amsterdam'da da yaşarım, hı-hı, Türkiye'de de yaşarım. Yani ben bir yerde yaşarım, işte burada yaşayacağım hayatımın sonuna kadar değil. Bir uçakla 10 saatte istediğin yere gidebiliyorsun yani. Benim için pek bir önemi yok nerede olduğumu. Çektiğin çektiğin videolar vardı, YouTube'da paylaşıyordun. Aha. Onları da keyifle izliyorduk. Teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten olağanüstüydü. Yani inanılmaz bir mizah yeteneğin var. İnanılmaz bir şeyin var. Böyle ne derler ona? Espri yeteneğin var. Ve gittiğin yeri aydınlatıyorsun. Hiç unut, Amerika'daydı galiba, Los Angeles'ta bir yerde böyle millet manyak gibi dans ediyor. Sen de dans ediyorsun. Aynen. Ondan sonra. Ama insanlar hemen dönüyor, sana bakıyor. O ışığı görüyorlar. Orada böyle herkesin ortasında bir sürü insan dans ediyor filan ama sen orada ampul gibi yanıyorsun. Görüyorlar seni böyle. Hissediyorlar, evet, ve fark ediyorlar. Enerji. Enerji. Klibinde en az profesyonel dansçılar kadar iyisin. Dans geçmişin var mı? Bunu soran bir dansçı, bir kız arkadaşımız. Ben biliyorsun Bostancı Gösteri Merkezi konseri verdim şarkım yokken. Yani şimdi şarkıcı değilken. Şarkım varken neler yapacağımı sen düşün. Ama o zaman gerçekten 2 aylık bir dans kursundan, işte provalardan, orada da müthiş bir koreografi sergilemiştim. Evet, evet. Alper Karaoğut'la beraber. O zaman bunu çok tecrübe ettim ama onun öncesinde tabii ki yaptığım sahneler, sahnelerimin de öncesinde gittiğim eğlence mekanları, banyo. Ben hep dans eden bir insandım yani hayatımın, evet, ilk başladığı andan beri. O yüzden hep bunun üstüne gittim. Kendimi bu konuda geliştirmek istedim. Hep yeni şeyler öğrenmek istedim. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. Dans etmenin, mesela herkese dans etmek maalesef yakışmıyor. Bir de ben 1.87'yim. Hani uzun boylular çok fazla dans edemez derler ama ben yakıştırıyorum kendimi. İnsanlar da beğeniyor. Tabii ki profesyonel insanlarla da çalışınca bu yeteneğim çok daha ortaya çıkıyor. Evet. Bu şekilde. Dans koreografilerine ne kadar çalıştın? Zor muydu senin için? Yani mesela bir dans, bir koreografi çıktı. Onu bir profesyonel çıkarttı. Hı hı. Ve sen onunla çalıştın o koreografiyi. Evet. Dansçılarla beraber çalıştın. Şöyle hemen anlatayım. Ordinary Brown benim koreografirim. Hı hı. Beyoncé ve J-Lo'nun koreografiri. Dua Lipa'nın koreografiri. Hı hı. Kendisiyle tanıştıktan sonra şarkımı attım. Ve bana dedi ki, okey. Hallettim. Aha. Bir gün içerisinde. Dedi ki, ertesi gün buluşuyoruz ve sana göstereceğim. Dedim ki, ne diyorsun hani? Böyle bir şey mümkün değil. Bir günde yapamazsın. O kadar yetenekli bir insan ki inanamazsın. Hmm. O kadar müthiş bir öğretmen ki ben hayatımın şokunu yaşadım onu tanıştığımda. İlk provamızda dedim ki, dansı görmek istiyorum. Hani bana önce gösterir misin? Hayır dedi. Aa. Nasıl yani dedim. Hani önce görmek istiyorum. Belki hani beğenmediğim bir yer olur. Hayır, göstermiyorum dedi. Öğreneceksin önce dedi. Direkt inanamadım. Sayılarla başladın. Evet, direkt bana koreografi öğretmeye başladı. Ve ben adımları, kol hareketlerini bilmem ne, bütün her şeyi yavaş yavaş öğrenmeye başladım. O günün sonunda bana koreografinin full halini gösterdi. Ben bütün hareketleri öğrendikten sonra. Ve şoka girdim. Çünkü bana yavaş yavaş öğretti her şeyi. O hızla ilk defa görmüştüm. Neden böyle yaptın dedim. Çünkü bu hızla sana ilk başta gösterseydim sen korkacaktın dedim. Doğru. Evet. Senin içindeki cevheri gördüm ve onu dışarı çıkartmak için sana bunu önce öğretmem gerekiyordu dedi. Seni korkutmak istemedim dedi. Ve ben öğrendikten sonra bana koreografiyi gösterdi. Ve ben dedim ki, that's it. Yani işte budur. Sen bir challenge başlattın şeyde, TikTok'ta. Evet. Ben onu yapmaya çalıştım, olmadı. Seninle programdan sonra sayı sayı giderek, okay, bunu yapmaya çalışacağım. Sana öğreteyim. Yani tamam, kesinlikle kolay bir dans değil ama çok zor. 2-3 saatini verdiğinde asla öğrenilmeyecek bir şey değil. Ama tabii dansa yeteneği olan birisi yapabilir. Evet ama evet, hiç öğrenilmeyecek bir şey değil. Gerçekten yapılabilecek bir şey yani. Peki. Klibinle alakalı insanların, yakınlarının tepkileri nasıl oldu diye onu zaten yanıtladın. YouTube fenomenleri demiş birisi mesela, şarkı çıkardı. Kerimcan da acaba ya bunlar çıkarıyor ben de bir çıkarayım filan mı diye yola çıktı diye sormuş. Yok, hiç öyle bir durum yok. Ben zaten yıllardır bu işin içerisindeyim. DJ olarak çalışıyorum biliyorsunuz. Evet. Ve şarkı yapmak hep hayalimdi. Hatta bundan yıllar önce Derya Ulu Canavar şarkısını bana yazdı. Ben okuyayım diye. Fakat ben şarkıyı dinlediğimde kendimle bütünleştiremedim.
ve gerçekten şarkı çıkartmak için şarkı çıkartmak istemedim. Çünkü ben o enerjiyi şarkımda kendimi bulmayı, gerçekten kendime yakın hissetmeyi arıyordum ve bunu bekliyordum. Aradan yıllar geçti ve gerçekten artık bunu yapmam gerektiğini fark ettim. Hemen bir action aldım. Şarkımın yazarıyla beraber, Ömer Çelik'le beraber oturduk. Birlikte bütün bu sözleri yazdık. Neredeyse %50'sini ben yazdım, %50'sini o yazdı. Benim de eklediğim şeyler oldu. Onun da oluşturduğu bir taslak oldu. İşte ortaya böyle bir şey çıktı ve ben kendime çok ait hissettim bu şarkıya. Yani tamamen beni anlatıyor. O yüzden çok mutluyum böyle bir şey çıktığı için ortaya. Ama bunu gerçekten hani YouTuber'lar yaptı ben de yapayım diye değil. Zamanını bekledim sadece. Doğru zamanı ve doğru zaman geldi. O zaman bu zamandı. Harika. Ben biliyorum tabii bu süreci. Onun için aynen. Bir kez daha senden dinledik. Sizin için. Derya'ya da buradan sevgiler gönderiyoruz. Sevgiler, tabii sevgiler. Canavar şarkısı da çok güzel bir şarkıydı. Kendisi de okudu, yorumladı. İnanılmaz çok popüler oldu. Ben de çok çaldım ama sadece benim okuyabileceğim evet. Bir şarkıydı. O Derya'ya yakışabilecek evet. Bir şarkıydı. İşte doğru zamanda doğru işi doğru hissettiğin evet. Anda yapmak diye bir şey var. İşte bunu sen yaptın. Ya insanlar zaten şöyle yazıyor, soru yönlendiriyor. Yani diyorlar ki ya Kerimcan kendini nasıl aşacak yani? İkinci şarkıda nasıl aşacak? Bekleyin ve görün. Ben ilk işimde bunu yaptıysam, ikinci işimde neler yaparım sen tahmin et. Evet, efsane evet. Olur bu evet. Tecrübelerden sonra. Aynen öyle. Senin bir lafın var hatırlıyor musun? Var dediler. Var dediler. Var dendi diye. Evet, ablan star bebeğim diyor. Şimdi popçular korksun. Ama bence... Yani herkes kendi şeyinde, yolunda. Kesinlikle. Bence kimse kimsenin hani o korksun, bu korksun, aa o geldi, bu gitti öyle. Bence saçma bir şey yapıyorlar. Kesinlikle. Benzeşme yapıyorlar. Aynen. Tıpkı mesela rap müzik pop müziği bitirdi falan gibi saçma sapan. Çünkü öyle bir şey rap mümkün ayrı, değil. Onun değil dinleyicisi farklı, hı. Pop'un dinleyicisi farklı. Atıyorum Murat Boz'un dinleyicisi farklı, Ezhel'in dinleyicisi farklı. Aynen. Bunları bir aynı kefeye koyamazsınız. Herkesin kendine has bir hayran kitlesi var. Herkesin bir alıcısı var. Evet. Yani bu talep meselesi, arz talep meselesi başka hiçbir şey değil yani. Evet. Düet yapmak ister miydin mesela Ezhel'le veya herhangi birisiyle? Böyle düşünüyor musun? Ya şununla düet yapmayı çok isterdim diyebileceğim bir isim var mı? Yani tabii ki her şey olabilir, her şey açığım. Zaten Ezhel'i Türkiye'de gerçekten en sevdiğim sanatçı diyebilirim. Çok hı-hı. Beğenerek dinliyorum. Ama mesela bilmiyorum Ezhel'le tarzlarımız uyuşur mu söylerken ama evet. Daha böyle belki yabancı biriyle bir düet yapmayı daha çok isterim. Onu da sormuşlar. Evet. Demişler ki Dua Lipa'yla, Beyoncé'yle veya ne bileyim işte Cardi B ile yani bir sürü isim saymışlar. Bunlarla beraber bir işbirliği veya düet yapar mı Kerimcan diye sormuşlar. Yani tabii ki bu benim en büyük hayalim. Ne yapar mı kelimesini kabul etmiyorum ama çok isterim ve ben inanıyorum ki ileriye dönük hayatımda bunları başaracağım. Evet. Yapacağıma inanıyorum. Yani evet. Ben kafama bir şey koyduğumda asla yapamadığım hiçbir şey olmadı şu yaşıma kadar. O yüzden inandığım şeyin hep peşinden gittim. Doğrularımı hiç kaybetmeden. O yüzden bu konuda da başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum yani. Harikasın. Bu arada Instagram'dan da yayından sorular da geliyor. Klibe tam olarak ne kadar yatırım yapmış? Ondan sonra şarkı yapma fikri nereden çıktı? YouTube'a yeni videolar gelecek mi gibi bazı sorular var. YouTube'a yeni videolar gelecek. Tabii ki bu klibin backstage videosu çıkacak yakında. Aynı zamanda benim şimdi bu peşimdenin çıkışıyla beraber kendi kozmetik markamda limited edition bir kapsül koleksiyonum çıkıyor. Onu da soracaktım. Çok yakında. Onun da bir reklam filmini burada Türkiye'de çektim. O gelecek. Ondan sonra daha çok güzel şeyler gelecek YouTube'a. O yüzden çok heyecanlıyım. Bekleyemiyorum. Çok sabırsızım. Bir anda böyle her şeyi paylaşmak istiyorum. Ama her şeyin bir zamanı var. O yüzden her şeyin tadını çıkara çıkara ilerlemek istiyorum. O yüzden yavaş yavaş her şey olacak. Klibe ne kadar harcadın dedin. Bu konuda da bir rakam vermek asla vermek istemiyorum. Ama yaptığım iş ortada. Gerçekten
çok çalıştım, çok emek verdim. İşin kalitesini zaten insanlar görüp bir noktada tahmin edebiliyorlardır. Söylemek istemiyorum yani harcadığım fiyatı. Ama birçok şeyimden feragat ettim. Riskler aldım. Ve böyle bir klip çıktı ortaya yani. Peki. Bu arada yani çok güzel konuşuyorsun. Çok güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederim. İnanılmaz bir şey var anlattıklarında. Ondan sonra hani böyle sanki önceden çok düşünülmüş gibi ama spontane soruyorum bu soruları. Bu arada. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada şimdi, özür dilerim, ben çok heyecanlıyım da. uzun zamandır ilk defa böyle canlı bir yerde yayına çıkıyorum. O yüzden bu heyecanlı halim yani canlı olmasaydı çok daha farklı olabilirdi. Birçok arkadaşım bana sürekli şunu söylediler. Ya Kerimcan'ın fanı oldun çıktın, ondan sonra şarkıyı söylüyorsun, ondan sonra yorumlarına bakıyorsun, işte izlenme rakamlarına bakıyorsun, tıklanma rakamlarını, Apple'dan çıkıyorum Spotify'a, oradan çıkıyorum YouTube'a filan. Ondan sonra bir dedim ki herhalde yani ben program yapacağım onun için. Sonra dedim ki yok ya ben Kerimcan'ı seviyorum yani, herhalde ben de heyecanlandım bir şarkı yapınca Kerimcan. Çünkü senden de bekliyorduk, daha önce de konuşmuştuk. Evet. O radyo programında da söylemiştim bir şey yapacağım ama İyi bir şey yapmayı düşünüyorum. Evet. Aradan geçen kaç sene oldu? 3 sene oldu herhalde. 3 sene olmuştur. Yani tabii ki o süreçte de bana işler geliyordu. İşte ben araştırıyordum şarkılar, sözler. Sürekli şarkı yapmak için çabalıyordum ama hiç kendime ait bir şey bulamadım. Evet. Hani ben kendime has, unique bir iş yapmak istediğim için hep bekledim. Doğru zamanı bekledim. Bunu yapmak için çok çalıştım ve yaptım. Harika oldu. I got it. Evet, aşk hayatın nasıl gidiyor? Nasıl insanlardan hoşlanıyorsun? Gece gündüz peşimdeler peşimde. Vallahi aşk hayatım çok sallantılı dermişim. Sana girermişim, anlatırmışım her şeyi. Batsın bu dünya diye. Aşk hayatım yok. Çok samimi söylüyorum. Aşık olduğum hayatımın geçmişinde birkaç kişi oldu ama bir furyaydı. Geldi, geçti, bitti. Şu anda öyle etkilendiğim birisi yok. Tabii ki peşimde olan insanlar var. Ama ben bu süreçte yani aşka odaklanıp, bir ilişkiye odaklanıp kariyerimi sarsmak istemiyorum. Çünkü ben bir şeye odaklandığımda ona fokus olabiliyorum ancak. O yüzden şu an sadece işime odaklanmak istiyorum. Hayatımda da kimseyi istemiyorum. İhtiyacım da yok zaten. Çok güzel. Bu arada ben şeyi merak ediyorum. Senin evdeki yaşantını merak ediyorum. Evde mesela hangi saatlerde uyuyorsun? Ay. Hangi saatlerde uyanıyorsun? Ya da uyuyup uyanıp öyle bir hayatın. İlk kalktığında mesela ne içiyorsun? Ondan sonra ne yapıyorsun? Ondan sonra yatmadan önce ne yapıyorsun? Gibi böyle bir ev hayatını merak ediyorum. Çünkü eskiden biraz paylaşırdın, sonra paylaşmadın. Aynen. Anlatayım sana. Valla ben geç uyuyorum. Erken uyuyabilenlerden değilim. Mesela saat 3'te de yatağa girsem sabah 6'yı buluyor uykuya dalmam. Telefonu elimden bırakamıyorum çünkü sürekli bir şeyler bakıyorum. İşte hep telefondayım maalesef ki. Korkunç bir bağımlılık. Sabah 6'da falan 5'te 6'da uyuyorum. Sonra 12-1 gibi uyanıyorum. İşim varsa tabii ki alarm kuruyorum. Çat 9'da 10'da uyanıyorum ama hani kendimi bıraktığımda 1'lere kadar, 2'lere kadar uyuduğum zamanlar oluyor. Hı hı. Sonra ilk işim kalkıp hemen duş almak oluyor. Hı hı. Hemen böyle saçımı fönlemem gerekiyor. Çünkü böyle yatınca böyle kalkamıyorum. Böyle çok dağınık oluyor. O yüzden hep böyle sabah uyanıp cildimi nemlendiriyorum. İşte bir iki makyaj yapıyorum kendimi iyi hissetmek için. Giyiniyorum, iniyorum aşağı. Bir işim varsa çıkıyorum, hallediyorum. Onun dışında telefondayım. Diziler izliyorum bazen Netflix'te. Bir şeyler izliyorum ablamlarla, ailemle. Şeyi izliyorum her çarşamba, Sadakatsiz'i izliyorum. Hmm. Onu beğeniyorum çok. Nasıl buluyorsun orada? Ay, bayılıyorum. Cansu Dere'ye bayılıyorum oyunculuğuna. Melisa Sözen de fena değil. Ona da aşığım. O da muhteşem bir oyunculuğu var. Yani müthiş bir ekip var orada. Evet. Çok saygı duyuyorum ve çok başarılı buluyorum tüm ekibin oyunculuğunu. Evet. O yüzden izlettiriyor bana yani. Ben öyle bir diziye kolay kolay bağımlı olan bir insan değilim. Yani benim izlediğim Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl ve şu an Sadakatsiz. 3 tane dizi izledim hayatımda. Vay. Yani kanalda. Evet. Öyle. Kerimcan, yakında müzik ödülleri yapacağız. Müzik ödülleri töreni yapacağız. Ve burada sana daha önce de söylemiştim. Evet. Buradan da canlı yayında da söylüyorum. Hayır, inanamıyorum. Bunu ilan edecek misin şu an? Bir sürprizin olacak mı?
Ay bilmiyorum. Şey dermişim, sizin sürprizlerinize bağlı. Evet. Şimdi şarkı çıktı. İlk defa girmek için iki radyoda, hem Number One FM hem de Number One Türk FM, uzaktan bağlanarak, biliyorsun gece olduğu için aynı anda yayınladık. Ondan sonra da tabii saatte bir yayınladık. Ondan sonra bir sürü mesajlar geliyor. Ne diyorlar? Şöyle söyleyeyim sana, çok ilginç. Bu kim diyenler oldu. Aa. Gecenin ilerleyen saatlerinde. O enteresan bir şey. Yani tabii mesela, ama yeni tanışıyorlar, daha ilk defa sesini tabii tabii duyuyorlar. Yok yani şarkıyı beğenip bu kim diye soranlar oldu ondan sonra. Ben de kardeşim şazamlasanız bana ne soruyorsun diye mesaj attım onlara. Yani çok beğenildi. Altyapısı, ondan sonra nakaratı falan inanılmaz beğenildi. Biraz önce dedin ki cilt bakımı yapıyorum dedin. Birisi diyor ki kadınlardan bile daha güzel cildi var. Kadınlar cildine bayılıyor Kerimcan'ın. Ve bakımlı. Ondan sonra. Bu sonradan olan bir şey mi, yoksa gerçekten o işte kullandığı kozmetikler veya bakım ondan dolayı mı oldu diyorlar? Yani Allah'a şükür cildim şimdiye kadar problemsiz bir ciltti. Ama gerçekten çok bakım yapıyorum, cildimi çok seviyorum ve ona gerçekten iyi bir görüntüye kavuşmak için cildinize bakılması gerekiyor. O mesela kuruyan bir şey sonuçta, deri. Ona her gün ve akşam nem vermek gerekiyor. Evet. Bakım yaptırmak gerekiyor. Yani bunları çok sık yaptırdığım için mermer gibi bir cildim var yani gerçekten. Taş gibi. O yüzden evet. Bir de üstüne böyle hafif makyajlar yapıp onu daha diri ve dinç gösteriyorum. Böyle yani sırlarım. Süper. Dünya standartlarında bir klip olmuş. Hı-hı. Ve şarkı da çok güzel olmuş. Peki İngilizce şarkı yapıp dünya starı olmak için bir hedef koydu mu kendisine? 3 yıl, 5 yıl. Bazıları öyle yapıyor ya, 5 yılda dünya starı olacağım falan gibi. O kadar olmaz benimki, sürmezler. İkinci şarkıda şöyle, falan. Şöyle, bu benim ilk işim olduğu için ben ilk şarkımı Türkçe yapmak istedim. Çünkü Türkiye'ye, Türk hayranlarıma, Türk sevenlerime ne yapabileceğimi kanıtlamak ve ispat etmek istedim bir noktada. Evet. Aslında ben çok fazla Türkçe şarkı dinleyen bir insan değilim. Hep böyle yabancı, beni yükselten, twerk yaptıran şarkılar dinleyen biriyim. Listelerim hep öyle. Ama Türkiye'de böyle bir şarkı olmadığını fark ettim. Ve ilk şarkımda insanlara aslında kendimi kanıtlamak için bir noktada, neler yapabileceğimi gösterebilmek için Türkçe olmasını istedim. Ama bundan sonraki yapacağım işlerde, hatta belki ikinci şarkımın İngilizce olmasını istiyorum. Tabii ki bu nasıl olur, bunun oluşum süreci, Türkçe mi olur, İngilizce mi olur? Onun tabii ki şu an hani sözünü vermiyorum ama bilmiyorum. Evet. Ama ben İngilizce şarkı da yapmak çok istiyorum. Zaten bunun için çok çalışıyorum şu anda. Bakalım, böyle bir hedefim var tabii ki. Hiç olmasını istemediğin bir olay yaşadın mı? Ya da şuydu dediğin, iyi ki olmuş dediğin bir olay oldu mu? Tabii ki hiç olmasını istemediğim bir olay yaşadım maalesef ki, hepinizin bildiği gibi. Bir o. Evet. Ondan sonra diğeri neydi? Gerçekten iyi ki yapmışım dediğin. İyi ki yapmışım dediğim. İyi ki şarkı söylemişim mesela. Evet, şu an mesela gerçekten iyi ki bu işi yapmışım diyebiliyorum yani. Belki endişelerim vardı, korkuların vardı. Evet. Yani çünkü sen Kerimcan'sın. Hani sıfır birisi değilsin. Evet. Çok da eleştirilebilir, yerin dibine batabilirdin de. Evet. Kötü bir şey olsaydı. Ama bak risk bir de bu aldım. Tarafı var. Çok büyük risk. Aynen. Ya zaten hani bütün hayatın güzel bir şekilde gidiyor. Aynen öyle. Kariyerine balta vurabilirdi bu iş. Aynen. Ondan tabii ki çok korkuyordum yani ilk başta. Hani çünkü bu tek atımlık bir kurşunum vardı. Aynen. Benim, anladın mı? Hani ben şimdi Kerimcan olarak gerçekten üst düzey, kalite kokan bir şey yapmak zorundaydım. Evet. Ama insanlar tarafından bu beğenilmeseydi kariyerim, şarkıcılık kariyerim başlamadan bitecekti. Aynen öyle. Bundan tabii ki çok korkuyordum ama şarkıma o kadar güveniyordum ki bittiğinde. Hani gerçekten beni o kadar yükseltiyor, o kadar beni eğlendiriyor, bana enerji veren bir şarkıydı ki. Dedim ki bu iş iyi bir noktaya gelecek ama bunu insanlara sunuş tarzımın çok üst düzey kalitede bir şey, global standartlarda olması lazım ki ikisi birleştiğinde
bir patlama yaratsın. Evet. Şimdi şarkı iyi olabilir ama klip kötü olunca o zaman olmuyor. Ya da klip çok iyi olur, şarkı çok kötü olur. Yine bir muallakta kalıyor. İkisi de birlikte birbirini tamamladığında ortaya böyle bir iş çıkıyor işte. Böyle sonuçlar çıkıyor. Yazmışlar zaten. Yani sıkılmıştık boş odalarda boş odalarda çekilen kliplerden. Sıkılmıştık. Gözümüz gönlümüz açıldı diye. Ben buradan bir de tüyo vereyim. Kerimcan'ın reklam filmini izledim. O da olağanüstü. Renkli. İki tane klip izledim. Biri tam bitmemişti dedi. Ama çok renkli, çok güzeldi. Çok profesyonelceydi. Onu Türkiye'de yapmış. İkincisini de Türkiye'de yapmış. Hatta orada oynayan kızların makyajları, duruşları ve aynı zamanda böyle tripleri de çok enteresan geldi bana. Kerimcan onu açıklasın. Onlar da aslında buradan bulduğun isimlerdi. Evet, onlar burada ajanslara bağlı olan yabancı kızlar. Ruslar var, işte Ukraynalılar var. Çok beğendim onları seçerken. Yani gerçekten aradığım kızları Türkiye'de buldum. Aradığım modelleri diyeyim. Ve o da çok güzel bir iş oldu. Alev Karslı yaptı bütün makyajları. Kapsül koleksiyonun bütün ürünlerini kullanarak. O da inşallah çok sevecek diye düşünüyorum ama kapsül olduğu için bütün ürünler limitli sayıda üretildi. Bakalım yetişebilen alacak. Evet. Ama kısa sürede sold out olacağını düşünüyorum yani onların da. O ürünler sayısı belli mi? Sayısı belli ama bittiğinde bir daha üretilmeyecekler. Bir kere üretilecekler. Kapsül koleksiyon, limited edition. Ya gerçekten öyle yani. Gerçekten öyle. O zaman çok büyük bir ticari bir beklentin yok. Yok, ben sadece özel bir şey, özel bir şey. Yani peşimdeyi tamamlaması için böyle bir şey yapmak istedim. Bu dünyada birçok sanatçının yaptığı bir olay. Şarkılarıyla beraber merchandise'lar işte kıyafetler işte makyaj koleksiyonları çıkartan çok örnek var. Evet. Ve ben de bunu Türkiye'de ilk defa ben yapmak istedim. Ve yaptım. Eş zamanlı olmadı ama herhalde çok yakında onları da göreceğiz. Eş zamanlı olmasını istemediğim için olmadı. Ha. Şimdi klibin etkisini azaltmasını istemediğim için ama çok yakında yaklaşık bir 10 günlük maksimum süreçte o koleksiyon da satışa çıkacak. Güzel. Aynen. Şu an kaldım. Ya. Bunu düşünüyorum. Yapan olmuş muydu? Yok, olmadı. Yok. Maalesef. Bunu ben niye düşünmedim? Senden önce ben düşündüm. Arkadaşlar şu Instagram'daki yayını bir durduracağım. Çünkü bir link paylaştık. O linkten devam etmenizi rica edeceğim. Sonra geri atacağım. Merak etmeyin. Bu arada takip etmeyi de unutmayın. Bir link verdik. Ondan sonra o linkten paylaşmanızı rica ediyorum. Daha doğrusu ben bir şey paylaştım. Kendi Instagram hesabımdan. Sonra Kerimcan da onu repost etti. Repost etti. O linkten bizi izleyebilirsiniz canlı olarak. Ben birazdan Instagram'dan devam edeceğim, açacağım ama dediğim gibi bir süre oradan devam edebilirsiniz. Şimdi geldik esas soruya. Aa, korkutma beni. Şaka yapıyorum ya. Hadi ya, sor bakalım. Ben sana bir şey söyleyeyim yani. O kadar çok soru, o kadar çok ilgi, alaka var ki yani ben de kafayı yedim yani. Şimdi o sorulardan seç, bilmem ne filan olacak iş değil sen yani. Sen de haklısın bir yerde. Tabii bir kere şunu söyleyeyim, hiç böyle olumsuz bir soru gelmedi. Yani negatif bir soru gelmiyor. Sen çünkü insanlara işte moral veriyorsun. Yani o kadar kötü şey yaşıyoruz ki etrafta. Düşün yani savaşlar, kavgalar, ondan sonra ekonomik problemler, bu pandemi süreci bilmem ne derken. İnsanlar senin videolarını açıp eğleniyorlar. Seninle mutlu oluyorlar. Seninle neşe buluyorlar. Evet. Yani eskiden tek kanallı zamanlarda ya da normal özel televizyonlar açıldıktan sonra da insanlar bakıyorlardı işte televizyondaki talk show'lara ya da televizyondaki eğlence programlarını izliyorlardı. Şimdi artık seni açıyorlar. Bir başkasını açıyorlar. Sürekli artık elinde herkesin. Evet. Saat dakika da yok. Açıp tekrar tekrar izliyorlar. Tekrar tekrar izliyorlar. Hani ben de izledim. Ondan sonra. Sen benimkini hiç izledin mi? Hayır. İzledim. Ama izlerim bundan sonra. Instagram'dan falan baktın mı? Ama yeni takip ettim Kadir. Kayak yaparken falan baktın mı? Dün story'ni gördüm kayak yaparken. Tamam. Çok güzel board yapıyordun bu arada. Board da kayak da çok iyiydi. Sen yapıyor musun? Ben yapıyorum ama çok başarılı oldum söylenemez. Birkaç kere board yapmayı denedim. Hı hı. Ama gerçekten çok zor bir spor. Zor. Bayağı zor, emek isteyen ve yetenek isteyen bir şey gerçekten. Öğrenmek çok istiyorum board ama
Kış sporları böyle beni çok şey yapmıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Hoşuna gitmiyor. Hoşuma gitmiyor. Yazı daha Çok çok yorucu seviyorsun. geliyor bana. Çünkü kan, ter yani o board yaptığım günü unutamıyorum. Perişan olmuştum. Sanki dayak yemiş gibi bütün vücudum mosmor. Kuyruk sokubum tamamen kırılmış. Çünkü ayağa kalktığım an 3 saniye gidiyorum. Çat popomun üstüne düşüyorum falan. Çok zorlandığım için yapamamıştım yani. Bu niye Durdurdum. gülüyor biliyor musun? Aa. Allah. Acil Sedat durum. niye gülüyor biliyor musun? Çünkü Neden? ona kayak yapmayı öğrettim. Beni altına aldı, öldürüyordu beni yani. Şu Ne? cüsseyle. O adama kayak yapalım, şey kayak öğretelim diyoruz. Adam aldı altına eziyor beni yani. Yani Wow. şöyle oluyor. O sopalarla, batonlarla böyle Evet. karnıma dayayarak bunu aşağı indirmeye çalışıyorum. Öyle bir abandı, öyle bir abandı ki Üstüne az düştü. kalsın onların karnıma girip Ay, delecekti. Allah Delmesin korusun. diye şöyle bir açınca böyle yuvarlandık. Dedim bir daha böyle iri cüsseli birilerine öğretmeyeceğim dedim. Evet, programımız devam ediyor. Konuğumuz Kerimcan Durmaz. Arkadaşlar bir kez daha Kerimcan'a çok teşekkür ediyorum. Bizim programı tercih etti. Bizimle beraber böyle güzel bir işbirliği yaptığı için. Yani buna ihtiyacı da yoktu ama sağ olsun beni de sevdiği için. Number One da sevdiği için. Böyle bir işbirliği yaptık. Tekrar teşekkür ediyorum. Ay ben teşekkür ederim. Ne demek? Her Sana ve zaman. ekibine. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Bakıyorum ya bir şey söyleyeceğim. Çok soru var. Hangi birini sorayım? Hangi birini sorayım? Seç bir tane Ha. sor. Yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsun? Kazandığın paraları, yatırımlarını, ekonomini, kendi ekonomini nasıl yönetiyorsun? Nasıl yatırımlar, neler yapıyorsun? Yani geleceğe dair bir takım planların oluyor mu? İşte şunu şöyle yapayım, şuradan 10 taksi plakası alayım. Ondan sonra işte ne bileyim, Beverly 15 tane daire alayım, kiraya vereyim falan. Nasıl yapıyorsun? Vallahi hiç öyle bir insan değilim ya. Gerçekten işte paramı biriktireyim, işte onu yapayım. Ben bunu şimdiye kadar kazandığım paralarda gerçekten sağlayamadım diyebilirim. Çünkü ne kazandıysam hepsini çatır çatır yedim. Yani Çat vallahi kalkayım işte bir ev alayım da onu tabii ki aldım bir şeyler de çat ama öyle çok büyük şeyler değil. Hep böyle kazandığımı gün içerisinde kendi arkadaş çevremle, ailemle eğlenebileceğim tatillerde bilmem neydi. Hmm. Hep bu şekilde harcadım. Çok sonrasını, ertesi gününü düşünen bir insan değilim. Zaten para bir şekilde geliyor yani. Hayata da bir kere geliyoruz. İşte onu biriktireyim de işte zengin olayım onu yapayım. Bu değilim ben yani. Tabii ki okeyim Allah'a şükür. Bir birikimim var. Tabii ki var yani. O kadar Hayatının sonuna çalıştım. kadar devam ettirebileceğim bir birikimim var. O kadar değil tabii ki. Abartma Hmm. istersen. Yani. Ama ben çok daha bu saatten sonra diyeyim daha dikkatli harcamalar yapıp daha dikkatli yatırımlar yapıp daha iyi bir noktaya getireceğimi düşünüyorum. Tabii ki var yaptığım şeyler ama düşündüğün kadar öyle villalarım da, arabalarım, yatlarım, katlarım, uçaklarım yok tabii ki yani. Kirada mı oturuyorsun? Kirada oturuyorum. Çünkü çok evde Aynen. Çünkü ben bir yere de çok bağlı kalamıyorum. Bir yatırıyorsun. yerde mesela bir yıl kalıyorum, sıkılıyorum. Sonra gidiyorum bir rezidansa taşınıyorum. O 40. katta manzara izlemek istiyorum. Oradan çıkıyorum başka bir noktaya gidiyorum. Gidiyorum New York'a taşınıyorum. Oradan Los Angeles'a gidiyorum. Yani dedim ya bir yerde sabit kalamıyorum. Benim sürekli bir yerlere gitmem gerekiyor. Benim özgür olmam gerekiyor. O ruhumu yaşamam gerekiyor. Doğru. Kısıtlanmak, sıkıştırılmak hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden benim karakterimde böyle bir şey yok. O yüzden de hep özgür bir kuş gibi uçuyorum yani. Evet. Şimdi sen bir yerde oturuyordun. Yine bir rezidansta oturuyordun. Oradan başka bir yere taşındın. Yine böyle yüksek katlı bir yer. Ondan sonra bakıyorum. 2 saattir bulmaya çalışıyorum. Burada mı oturuyor? Şurada mı oturuyor? Yok oradadır. Yok buradadır. Yok o değil ya. Bu manzara o değil filan. İnsan da bir kafayı yiyor yani kardeş hangi yani böyle bildiğimiz bir yerde oturuyorsun ama Evet. hangisinde nerede merak ediyorlar böyle merak edip bulup gelenler de oluyordur ben sana söyleyeyim çünkü paylaşıyorsun manzaraları. Aynen Evet. ama şey şaka Şimdi diyoruz. nasıl bir çocukluk yaşadın? Nasıl bir çocukluk geçirdin? Çocukluğun nasıldı? Bizimle paylaşabilir misin? Nasıl bir çocukluk geçirdim? Aslında
çok güzel bir çocukluk geçirdim. Benim ailem sağ olsunlar hayatımın her anında bana çok destek verdiler. Benim yanımda oldular. Benim kendimi hiç kötü hissetmemi sağlamadılar. Hep benim mutlu olmamı istediler. O yüzden ailem tarafından çok şanslı olduğum için çok güzel bir çocukluğum geçti. Ondan sonra kendi kendime bir şeyler yapmaya çalıştığımda onların da bana verdiği enerji ve destekle iyi noktalara getirdim kendi kendimi bir şeyler yaparak. Onlar da bu durumdan çok memnunlar, çok mutlular, gurur duyuyorlar şu an yaptığım işte de. Çok önemli bir şey bu. Mesela dün babam ağlayarak beni aradı yani. FaceTime aradı ve ağlayarak seninle gurur duyuyorum. Hep arkandayım. Gittiğin yolda git. Sana hiçbir şey olmaz dedi. O yüzden çok mutluyum yani. Babamdan, annemden bunları duymak beni çok daha yükseltiyor. Çünkü benim için en önemli şey onların düşünceleri, onların fikirleri. Yani başka hiçbir şeyi umursamam ben. O yüzden benim ailem benim yanımda olduktan sonra, benim en yakın ailem gibi gördüğüm yakın arkadaşlarım yanımda olduktan sonra çok daha güzel şeyler yapacağım inşallah. O zaman ailen eskiden sana nasıl davranıyorsa hala aynı davranıyor. Hiçbir değişiklik bazı yok. Bazı ailelerde oluyor ya, bazen işte diyorlar ki aman sen bu işleri yapma. Sakın başka bir şey yap. İşte atıyorum doktor ol, mühendis ol filan gibi bir çatışma oluyor. Onu ben sen de hiç olmadı anladın. Buradan mesela o eğer beni aileler dinliyorsa şöyle bir şey söyleyebilirim. Beni özgür bıraktıkları için kendimi istediğim yolda geliştirip iyi noktalara getirdim. Ama ailenin çocuğu kısıtlamaması çok önemli. Bir çocuk ne olmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, ne iş yapmak istiyorsa bırakın yapsın. Çünkü o onun hayatı. Yani evet, aileler evet. Sonuçta o çocuğu dünyaya getirebilmek için bir araç, yani bir birey dünyaya geliyor. O kendi hayatını kendi belirlemesi gerekiyor. Bu özgürlüğü bence onlara vermeliler. 15 yaşında bir mesaj bıraksaydın, bir de 60 yaşında bir mesaj bıraksaydın ne söylerdin? 15 yaşımda ne derdim kendime? Dikkatli ol, çok çalış, asla hedeflerinden vazgeçme, hayallerinden vazgeçme, ilerlediğin yolda devam et ama dikkat et derdim. 60 yaşında da kendime helal olsun sana derdim. Ya, çok güzel. Önceki hayata inanıyor musun? Önceden mesela inanıyorsan, önceki hayatında sen neydin mesela? İnanıyorum. Ruhun oluşumunu tamamlaması için birkaç kez dünyaya geldiğini düşünüyorum. Ve ben oluşumumu tamamlıyorum şu anda, ruhumdan bahsediyorum. Hı-hı. Bir önceki hayatımda ne olduğumu tahmin edemiyorum ama sonraki hayatında? Sonraki hayatım olur mu? Bu hayatımda gerçekten ruhumun tamamlayabileceği noktayı tamamlayıp arşa mı ulaşırım bilemiyorum. Ama buna inanıyorum. Evet. Böyle uzaya, uzaylılara kesinlikle inanıyorum. İnanıyorsun. Yani başka hayatlar olduğuna, başka galaksilerde yaşamlar olduğuna kesinlikle inanıyorum. Biz sadece bir galaksiyiz. Hı hı hı. Yani milyarlarca galaksi var ve her yerde hayat olduğunu düşünüyorum. Rahmetli Erol abi bir gün bana dedi ki, ya dedi, beni dedi uzaylılar kaçırdı. Sonra benden bir sürü çocuk yaptılar dedi. Tabii Allah rahmet eylesin. Allah rahmet bir zamanların eylesin. Tarkan'ıydı Erol abi. Ondan sonra böyle bir şey gelse başına ne yaparız? Bir tane uzaydan birisi gel. Onunla gider misin? Yoksa kaçar mısın? Ay bilmiyorum ya. Şeylermiş, uzaylının nasıl göründüğüne bağlı. Hiç fikrim yok. Kaçabilirim korkup. Evet. Ama tanışmak da isterim farklı dünyadan birileriyle yani. Evet. Çok güzel bir soru var. Hayvanlarla ilgili. Bir hayvansever. Kerimcan hayvan olsaydı acaba ne olurdu demiş. Bence akrep olurdum. I am the scorpion whose stink will make you rich. Akrep olurdum. Burcum. Evet. Peki şimdi bu yaptığın iş, yani bütün dijitallerde, bütün işte platformlarda listeleri alt üst etti vesaire. Bir klip, bir şarkı, dans, duruş, bilmem ne, çalışma, o kadar insana ulaşma vesaire, inanılmaz bir şarkıda inanılmaz bir emek var. Evet. Çok büyük emek var. Hı hı.
Acaba diyorum bu yapmış olduğun iş müziğe yön verebilir mi? Yani bu şu andaki müzik yapan herkese yön verebilir mi? Böyle düşünüyor musun? Yani Düşünüyorum çünkü ben gerçekten Türkiye'de olmayan bir iş yaptığımı düşünüyorum. Kulağa hoş geldiğini ve bunun insanlara ilham olabileceğini düşünüyorum ve böyle olmasını da istiyorum. Yaptığım şeylerde öncü olmak beni çok mutlu ediyor. Ve ben Türkiye'de yaptığım müzik tarzının devamı gelebileceğini düşünüyorum. Başka yeni starlar ya da var olan kişiler tarafından. Evet. Şimdi arkadaşlar, programın sonuna doğru geldik. Hatta sonuna gelmişiz. Haberimiz yok. Haberimiz yok. Muhabbet öyle gidiyor ki akıyor. İnanılmaz hem de. Beni çok acayip böyle bir heyecanlandırıyor. Gaza basası geliyor insanın. Tam arabalık şarkı değil mi Ya işte ya? onu söyleyecektim Tam yani. arabalık, inanılmaz. Arabada dinlemek o kadar keyifli ki. Evet. Ben bütün Los Angeles'ta her dışarı çıktığımda son ses bunu dinliyorum. Ve yanıma arabalar böyle duruyor diyor ki, "What's this song?" Diyorum ki, "Şu benim şarkım Benim. henüz çıkmadı." Bunu bana gerçekten çok kişi sordu. Tahmin edebiliyorum. İnsanlara çok büyük bir enerji veren, motivasyon veren bir şarkı, yükselten bir şarkı. Bu Evet. çok önemli. Ama şarkının ilk introsu önemlidir ya. Böyle 3-5 saniyesi Evet, önemlidir. çok. Orada iyi ise radyo dinleyicisi de öyledir. Mesela dinlemeye devam eder. Yoksa frekans değiştirir. Evet. Orada dın, dın, bir şey geliyor diyorsun ya. Anladın mı? Beklentimi yükseltiyor Evet. ve beklentime karşılık veriyor. Şarkı böyle olması lazım. Bir de trafiği de güzel. Evet. Benim sormak istediğim son soru şu. Klibin sonu. Beğendin mi? Önce onu söyle. Efsane olmuş. Teşekkür ederim. Ama herhalde bir video yayınlanmış. O klibin sonuyla ilgili görenler. O filan yapanlar tutun da İrem Derici'ninkini de gördüm mesela. Aynen. Kendini camdan atmak istedi. O Aynen. klibin son sahnesini görünce. Hala uyanamamış olanlar vardır. Klibin son sahnesi arkadaşlar Kerimcan Durmaz bildiğin çok güzel bir kadın olmuş. Evet. Yani öyle bir sahneyle finalize ediliyor. Hı. O film, ya klibin sonundaki sahnedeki kişi Kerimcan Durmaz. Evet, o ben. Bu fikir nereden çıktı? Yani şöyle söyleyeyim. Bu zaten dijital mecralarda ünlü olan bir challenge. Transformation challenge. Ve ben bir make-up artisti olduğum için bunu uzun zamandır kendime yapıyorum. Ve dedim ki, ben madem bu kadar muhteşem bir prodüksiyonla bu klibi çekiyorum, bunu artık insanlara göstermeliyim. Yani bu, ben kendimi böyle de beğeniyorum, o şekilde de beğeniyorum. Klibimde 5 farklı karakter var. Ben farklı görünmek istedim ama hepsi benim aslında. O yüzden bu Transformation Challenge'ı yapacağıma sosyal medyamda dedim ki, ben bunu neden klibimde yapmıyorum? Ecem'in de gaza getirmesiyle bir noktada bunu yaptık. Ve çok da güzel oldu. İyi ki de yapmışım. Yani o videoda izledim hani o insanların şaşırma videolarında. Evet. Onlar da çok güzeldi. Ben de ısrarla o yüzden zaten insanlardan reaction videoları istedim. Çünkü böyle bir tepki olabileceğini bekliyordum. Çünkü bu hiç... Bu arada dünyada böyle bir transformation örneği yok bir müzik videosunda. İlki gerçekleştirmiş oldun sen Evet, de. ilki gerçekleştirmiş oldum. Şimdi programımızın sonuna geldik. Son olarak ne söylemek istersin? Seni dinleyelim ve kapatalım. Ah, ne söylemek isterim? Gerçekten bu başarıyı sevenlerim ve dinleyicilerim sayesinde elde ediyorum. Onların desteği için her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa şu an peşimde bu noktalara gelemezdi. Çok daha iyi yerlere gidebileceğini düşünüyorum. Beni dinlemeye, beni izlemeye devam edin. Birlikte çok daha güzel işler yapacağız. Söz veriyorum. Harika. Ben de sana tekrar konuk olduğun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Yani sana doyum olmuyor ama burada bir virgül koyalım. Bundan sonra da arada bir böyle bir araya gelelim Tabii ki programlarda. zevkle. Çok keyif Teşekkür. aldım. Her zaman gelirim. Çok teşekkür ediyoruz Kerimcan'a.